أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Normalde geçen hafta size ifade etmiştim Mabir. Geçen hafta dedi ki bir mümin ile bir müşrik evlenebilir mi? Bundan sonra yapacağım dersleri de size söylemiştim. Birkaç tane şüpheye reddiye vereceğim diye söylemiştim abiler. Velâ vel berâ akidesi noktasında, velâ vel berâ ahkamı noktasında şöyle getirilen belirgin bazı şüpheler vardır abiler. O şüphelere şöyle kısa kısa, zannımca bir 25-30 dakika kadar kendimce uyum görmüş olduğum kadarıyla bir reddiye yapmayı veya bu sözleri değerlendirmeyi düşündüm. Mesela bu şüphelerden bir tanesi, biz velâ vel berâ ahkamına dair konuştuğumuzda bize en fazla yöneltilen eleştirilerden bir tanesi şudur kardeşler. Mesela denildi ki veya insanlar diyorlar ki İslam dini barış dinidir. İslam dini kardeşlik dinidir ve dolayısıyla düşmanlık yapılmaz. Bu sözün değerlendirmesini yapmak istiyorum abiler. Bu söz gerçekten şöyle Kur'an'a ve sünnete vurduğumuzda ne kadar doğru bir sözdür. Onların söylemiş olduğu şu şekilde işte İslam dini barış dinidir, İslam dini kardeşlik dinidir, İslam dini yumuşaktır, insanlara yumuşak davranmayı emreder veya İslam dini kardeşliği emreder gibi söylemlerini tam olarak nasıl değerlendirmemiz gerekir? Onlar böyle sözleri söyleyerek aslında bize bir reddiye yapıp bu getirmiş olduğumuz görüşlere veya açıklamış olduğumuz meselelere kendileri açısından kendilerinin nazarlarıyla baktıklarında bir şüphe getirmiş bir reddiye yapmış oluyor. Bir reddiye yapmış oluyorlar. Kardeşler öncelikle zaten daha hep bu meselenin üzerine konuştuk. Dedik ki velâ vel berâ akidedendir. Velâ vel berâ imandandır. Eğer imanınızın tam böyle kemal seviyesine ulaşmasını istiyorsanız abiler en fazla dikkat etmeniz gereken esaslardan bir tanesi velâ vel berâ akidesidir abiler. Velâ vel berâ akidedir. Biz Allah için dost oluruz, Allah için düşman oluruz. Allah için Allah'ın sevdiklerine dost oluruz. Allah için Allah'ın boz ettiklerine, Allah'a düşman olanlara düşman oluruz. Biz Allah için sever ve Allah için boz ederiz. Müslümanca tavır budur abiler. Velâ vel berâ imandandır. Velâ vel berâ la ilahe illallah'ın bizim üzerimize gerekli kılmış olduğu en önemli, en nitelikli meselelerden bir tanesidir. Velâ vel berâ imanın en sağlam kulpudur abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle demişti değil mi? Aleyhissalatu vesselam dedi ki اَوْثَقُ عُرَى الْا۪يمَانِ اَلْمُوَالَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ İmanın en sağlam kulpu Allah için dost olmak ve Allah için düşman olmak. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediğim gibi kardeşler velâ vel berâ akidedendir, velâ vel berâ imandandır. Velâ vel berâ olmadığında, Allah için dostluk ve düşmanlık olmadığında, Allah için sevgi ve buğz olmadığında akidemiz boşa çıkar abiler. Velev ki siz la ilahe illallah deseniz de, velev ki kelime-i tevhidin ehli olduğunu söyleseniz de, velev ki iman ehli olduğunu söyleseniz de, eğer hayatınızda hiçbir açıdan velâ vel berâ yoksa, Allah için dost, Allah için düşman olmuyorsanız, Allah'ın düşmanlarını seviyor, Allah'ın düşmanlarını destekliyorsanız, bu durumda kardeşler iman izal olur. İman diye bir şey kalmaz. Hani geçen derslerimizde bazı ayetler okumuştum. Gerçekten şöyle üzerinde ciddi manada tefekkür edilmesi gereken, böyle beyinlerimize, zihinlerimize kazınması gereken ayetlerden bahsetmiştim. Mesela o ayetlerden bir tanesi, ayeti hatırlayın. Rabbimiz Maide suresinde çok açık ibarelerle, çok açık lafızlarla biz iman eden müminlere hitap ederek dedi ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin, veliler edinmeyin. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Ayetin lafızları açık, onları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Akabinde وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır dedi Allah Azze ve Celle. Akabinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler şöyle Maide suresinde bakabilirsiniz. Velâ vel berâ ahkamına dair. Tevbe suresine bakabilirsiniz. Mümtehine suresine bakabilirsiniz. Özellikle bu surelerde çok fazla geçer böyle ibareler.
Vela vel beranın kimler dost, kimler düşman? Bu çok açık bir şekilde bu surelerde geçer veya başka surelerde. Ama özellikle bu surelere dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz. Ama burada daha çok değinmek istemiş olduğum şeyi Maide suresinde geçen şöyle 50 ile 60. ayetler arası abidir. Bu zikretmiş olduğum ayet, şu an zikretmiş olduğum ayet Maide suresi 51. ayettir. Ey iman edenler, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez dedi Allah Azze ve Celle. 52. ayete bakın, Maide suresi 52. ayete. Maide suresi 53. ayete bakın. Allah Azze ve Celle münafıkların vasıfları olarak dillendirir bunu. Kesinlikle kafirlerin dost edilmemesi gerektiğinden bahseder 52. ayette, 53. ayette ve 54. ayette nokta atışı var abiler. Allah Azze ve Celle yine iman edenlere hitap ederek dedi ki Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune. Ey iman edenler, sizden kim dininden irtidat ederse, dininden irtidat ederse bilsin ki Allah sizi giderir ve sizin yerinize hem kendilerinin Allah'ı sevdiği ve Allah'ın da onları sevmiş olduğu bir topluluk getirir dedi Allah Azze ve Celle. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah'ın kendilerini sevmiş olduğu ve onların da Allah'ı sevmiş olduğu bir topluluğu getirir. Akabinde اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Zillet müminlere, izzet kafirlere midir dedi Allah Azze ve Celle. Ayete dikkat edin kardeşler. Ayetin başından konuşmak istiyorum özellikle sizlere. Maide suresi 54. ayet. 51. ayette, 52. ayette, 53. ayette Allah Azze ve Celle kesinlikle kafirlerin dost edilmemesi gerektiğinden bahsetti. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır dedi. 54. ayette sizden kim dininden dönerse diye bir ibare kullandı. Kardeşler, dinden dönmek için, irtidat etmek için birçok vesile vardır. Sözler vardır ve fiiller vardır. Bazen bir söz söylersiniz, o sözle küfre girersiniz. Bazen bir fiil yaparsınız, o fiille küfre girersiniz. Ve küfür çeşitlerinden bir tanesi de kardeşler, sizler velâ vel berâ akidesine dikkat etmezseniz, hayatımızda velâ vel berâ olmazsa, kafirleri dost bilir, onları böyle edinirsek, dinden irtidat etmiş oluruz. Bu da dinden irtidat etmek için en büyük sebeplerden bir tanesi. Kardeşlerimizin, Müslümanların, son dönem Müslümanlarının da en fazla kendisinden dolayı gaflet içerisinde olmuş olduğu asıl mesele de budur diyebilirim abiler sizlere. Müslümanlar için konuşuyorum. Bizler la ilahe illallah diyen insanlarız. Bizler her şeyimizle, bedenen, sözlerimizle, her şeyimizle, malımızla ortada olan Allah Azze ve Celle'nin dinini ikame etmeye çalışan insanlarız. Tamamen küfür sistemlerine karşı olan insanlarız. Bedenen her şeyimizle abi, her şeyimizle. Ama bu Müslümanlara bakıyoruz. Normalde birçok sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz, inancından dolayı birçok sıkıntı yaşayan, birçok sıkıntıya, imtihana maruz olan kardeşlerimiz, bakıyoruz ki velâ vel berâ akidesine dair hayatlarında hiçbir şey yok. Müşriklerle beraber oturuyor. Müşriklerle beraber çalışıyor. Yediği içtiği ayrı gitmiyor. Her şeyleri beraber. Müslümanlardan daha çok onunla beraber oluyor. Daha çok yardımını müşriklere yapıyor. Onları seviyor. Onlara karşı ilgi besliyor. Bu nasıl bir imandır kardeşler? Velâ vel berâ akidesine tam tamına zıttır abiler bu. Siz ayetlerin devamından sonra bakabilirsiniz. Maide suresi 54. ayetten sonra. Daha sonra Allah Azze ve Celle müminlerin dost edilmesi gerektiğinden bahseder. Ama vallahi şurası bizim için, şu ayetleri genel olarak okuduğumuzda bizim dostlarımız müminlerdir. Bizim düşmanlarımız Allah'a düşman olan ve müminlere düşman olan kafirlerdir abiler. Onlar bizim dostumuz değiller. Onlar Allah Azze ve Celle'nin hakkını vermemişken bizim nasıl dostumuz olabilsinler? Nasıl onları sevebiliriz? Allah Azze ve Celle'ye karşı hadlerini aşmışken, Allah Azze ve Celle'ye karşı isyan etmişken nasıl onları dost edinebiliriz abiler? Bize karşı yapmış oldukları apaçıkken, işlerinde bize karşı beslemiş oldukları şeyler daha büyükken bizler kafirleri nasıl sevebiliriz? Onlarla nasıl yakın ilişkileri kurabiliriz abi? Kim bunu yaparsa o dininden, İslam dininden irtidat etmiş olur. Ve kim kafirleri bu şekilde kendisine sırdaş edinir, kendisine böyle edinirse sanki kafirleri izzetli kılmış gibi olur. Kafirlerin mertebesini yükseltmiş gibi olur. Ama izzet ve şeref müminlerindir abiler. İzzet ve şeref her dönem müminlerindir. Zillet ise kafirlerindir. Biz sanki izzet ve şeref onların yanındaymış gibi onlara karşı böyle güzel tavırlar içerisinde veya sevgi, muhabbet veya yardımımızı onlara yaparak onlarla böyle bir iletişim, böyle bir muamele içerisine kesinlikle girmemeliyiz. Tabii kardeşlerim, normalde sözümün lazımını diğer geçen derslerde yapmış olduğum üzere anlamanız gerekir. Her meseleyi teker teker burada açmıyorum.
Bazı yerlerde kafirlere karşı iyilik yapılabilir. Bazı yerlerde onlarla güzel bir muamelede bulunabilir. Tamamen bunu nefret etmiyoruz. Bu söylemiş olduğum hükümler genel hükümlerdir. Biraz daha özel olarak her derse gerekli olan meseleleri genel olarak açıklamaya çalışmıştım. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri gereği gibi fehmeden ve hayatını aktaran kullarından kısın. İşte bu şekilde kardeşler, normalde Allah Azze ve Celle'nin kitabında veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde velâ vel bara, Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak meselesi apaçıkken, irca ehlinden bazı kimseler çıkarlar, biraz önce söylemiş olduğum şüphe türünden bazı şüpheler ortaya atarlar. Derler ki, ya İslam dini barış dini değil mi? İslam dini hoşgörü dini. İslam dini kimseye zulmetmemeyi emreder. İslam'da kardeşlik vardır, insanlarla kardeş olmalıyız. İslam'da zorlama yoktur, insanlara zulmetmemeliyiz. Niye insanları zorlayalım? Veya yaradılanı sev, yaratandan ötürü insanları seveceğiz gibi. Farklı dinlere müntesip olabilirler, onlarla iyi geçinmeliyiz gibi sözler nice insanlar sarf edebilirler. Veya Allah Azze ve Celle yumuşaktır, yumuşaklığı sever. Allah Azze ve Celle kullarına rahmet edendir gibi sözleri çok fazla zikrederler böyle insanlar. Böyle irca ehlinden, siz bazen onları tasavvuf camiasından bazı insanlar olarak görürsünüz. Bazen böyle nur cemaatinden bazı insanlar olarak görürsünüz. Veya farklı farklı yapılara böyle müntesip, şöyle kimseye karışmayalım, kendi halimizde olalım, güzel konuşalım, ahlaktan konuşalım, adaptan konuşalım, İslam'ın güzelliğinden konuşalım, sertlik olmasın, böyle sert ayetleri okumayalım, hep yumuşak ahlakla alakalı ayetleri okuyalım gibi söylemlerde çok fazla bulunan insanlardır bu insanlar. Onlar günümüzün irca ehli olan kimseleridir abiler. Velâ vel bara ahkamını kabul etmeyen veya velâ vel bara'ya dair ayetleri okuyan ama sanki böyle hiçbir mana ifade etmeyen, sanki müteşabihmiş gibi bir muamele sergileyen irca ehlinden bazı kimseler vardır. Ve onlar derler ki, İslam dini barış dinidir, İslam dini kardeşlik dinidir. Ya bu insanlarla alıp veremediğimiz ne var? Şunlara iyi davranalım gibi sözler söylerler. Böyle şüpheler ortaya atarlar. Kardeşler, vallahi doğrudur. İslam dini kardeşlik dinidir. İslam dini barış dinidir. İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini kıtali istemez. İslam dini insanların birbirleriyle savaşmasını istemez genel olarak. Ama kimin için böyle kardeşler? Kimler kardeşler? İslam dini kimin için barış ister? İslam dini kimin için kardeşlik ister abiler? İslam dini Müslümanlar için barış ister. İslam dini Müslümanlar için kardeşlik ister. İslam dini Müslümanlar için hoşgörü ister abiler. İslam dini bunu Müslümanlar için ister. Eğer bu insanlar, eğer kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar Müslüman olurlarsa kardeşimizdir. Artık sen önceden Yahudiydin, sonradan Müslüman olduğuna böyle bir şey söylemeyiz. Şimdi Müslüman. Veya adam daha dün kadar Hristiyandı, bugün Müslümansa sen dün Hristiyandın. Seninle düşman olacağız, seninle aramızda düşmanlık var, kesinlikle kardeşlik ilişkisi kuramayız gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Böyle bir muamele içerisine girebilir miyiz abi? Hayır abi. İman ettikten sonra bizim muvahhid Müslüman kardeşimizdir. İman ettikten sonra öncesi bizi ilgilendirmez. Bunun için kardeşler, Müslümanların kardeşliği Müslümanlarladır. Müslümanların barış sağlaması, böyle birbirlerine karşı güzel ilişkiler kurması birbirleriyle olur abiler. Mesela bunun örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında var. Öncesi ve sonrası. Aleyhissalatu vesselam İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki, Rum'un kralı Hirak'la bir mektup yazdı. Normalde Medine'ye gittikten sonra artık bir güç olduktan sonra aleyhissalatü vesselam mektuplar yazdı. Böyle hidayet mektupları, davet mektupları böyle bazı yerlerin krallarına, liderlerine, öncülerine gönderdi. Hidayet mektuplarını. Bir tane de Rum kralı Hirak'la yazdı. Dedi ki İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ettiler bu hadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed ibn Abdullah ila Hirak'l azim Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah oğlu Muhammed'den Rum'un azimi Hirakle diye başladı. Sonra dedi ki selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Selamun ala meni tebe'al huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Sonra dedi ki emme ba'd. Bundan sonra şu cümlesi aslında bu lafızlarda şurası bizim için çok çok önemli. Aleyhissalatu vesselam ona yazmış olduğu mektubunda risalesinde dedi ki eslim teslim. Müslüman ol kurtuluşa er. يُعْتِيكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ Bundan sonra Allah senin ecrini iki defa verir. Müslüman ol, teslim ol dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona. Müslüman olmasa
Ne olacak kardeşler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşıyor. Onlara karşı düşmanlığını apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu sana karşı yapmamamız için Müslüman ol, kurtuluşa er dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu insanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, kafirler, mürtetler Müslüman olurlarsa onlar bizim dinde kardeşlerimizdir abi. Onlara karşı farklı bir muamele gütmeyiz. Ama eğer Müslüman değillerse, kafirlerse, Allah azze ve celle'nin kafirler için bellemiş olduğu hukuk neyse, ahkamlar neyse, kafirlere Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu şekilde muamele ederiz. Bir de bu sözde şey yapanlar, şüpheler ortaya atanlar, bu hadiste, zikretmiş olduğum bu hadiste dediler ki bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hirak'la bile, böyle bir kafire bile Azimur Rum dedi. Rum'un azimi dedi. Öyleyse kafirlere karşı övgülü sözlerde bulunabiliriz, kafir de olsa iyi geçinebiliriz gibi şüphe getirdiler. Azim kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hirak'la Azimur Rum diye hitap etmesi o kavmin liderlerine bu şekilde hitap etmesinden dolayıdır. Azimur Rum yani Melikur Rum. Rum'un meliki, Rum'un kralı, Rum'un efendisi veya reisi anlamına gelir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kavim Hirakli bu şekilde isimlendirmiş olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hirak'la bu şekilde hitap etmiştir. Böyle şüpheleri getirirler. Veya Süleyman aleyhisselamın kıssasına bakın. Belkıs'la aralarında geçen Neml suresinde geçen şu kıssaya bakın abiler. Hani Süleyman aleyhisselam Belkıs'a mektup yazdı. Belkıs şöyle istişare heyetini topladı ve onlara Süleyman aleyhisselamın yazmış olduğu mektubu okudu. Süleyman aleyhisselam ayette şöyle diyor abiler, Neml suresinde. Ayet şöyle başlıyor olması gerekir. Ella ta'lu aley ve tuni muslimin. Kesinlikle bana karşı büyüklenmeyin. Bana Müslüman olarak gelin dedi Süleyman aleyhisselam. Dikkat edin kardeşler, bu sözde tehdit var. Bana karşı büyüklenmeyin ve bana ancak Müslümanlar olarak gelin dedi Süleyman aleyhisselam. Peki Müslümanlar olarak gelmezlerse ne olacak? Müslüman olurlarsa selametteler. Onlara karşı bir düşmanlık yapılmaz. Süleyman aleyhisselam onlara karşı bir düşmanlık yapmaz. Ama Müslüman olmazlarsa cevabı aslında beklenen şeyi Belkıs kendisi açıklıyor. İstişare heyetine Neml suresi 30. ayetlerde geçmiş olduğu üzere. Dedi ki Belkıs kendi istişare heyetine hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde o beldeyi bozguna uğratırlar. Ve oranın şerefli, izzetli olanlarını zelil bir hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Süleyman aleyhisselam eğer Belkıs teslim olmamış olsa girdiğinde orayı bozguna uğratacak. Onların şerefli olanlarını, onların izzetli olanlarını zelil bir hale getirecek. Ama o teslim oldu. Müslüman olarak, teslim olarak gittiler. Değil mi amir? İşte bu gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavrı, gerek Süleyman aleyhisselam'ın tavrı bize şu açıdan delildir abiler. Eğer Müslüman olurlarsa, Yahudi de olsa, daha önceden Hristiyan da olsa veya başka milletlere, başka dinlere müntesip de olsa Müslüman olduktan sonra bizim kardeşlerimizdirler. Müslüman olduktan sonra. Ama Müslüman değillerse, kafirlerse, bize karşı buğuzları, kinleri açıkken, bizim üzerimizde nice oyunlar oynarlarken veya Müslümanların aleyhine çalışırlarken, bizleri sevmezken biz niye onları severim? Allah Azze ve Celle'ye karşı hadlerini aşmışken, Allah Azze ve Celle'nin hakkını Allah'a vermemişken, bizim Rabbimize karşı asi olmuşken, biz kafirleri niye sevelim abiler? Hristiyanları, Yahudileri niye sevelim Allah aşkına? Değil mi? Ama buna rağmen işte içimizden, irca ehlinden kimseler ya insanlarla iyi geçinelim. Bu adamlardan alıp veremediğimiz ne var? Bu adamlara iyi davranalım. İslam hoşgörü dinidir. İslam barış dinidir. İslam onlara güzel davranmamızı emreder gibi şeyler söylüyorlar. Ama meseleyi, bu sözleri doğru yerde, doğru zamanda kullanmıyorlar abiler. Doğru, İslam hoşgörü dinidir. İslam barış dinidir. İslam dini Müslümanları, insanları kuşatıcı bir dindir. Böyledir ama İslam'ın barışçı olması veya kardeşler, İslam'ın hoşgörü dini olması, kardeşlik dini olması bu Müslümanların arasındır. Allah Azze ve Celle Müslümanların kardeş olmasını ister. Çünkü Rabbimiz dedi ki innemel mu'minune ihva. Ancak müminler kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Daha sonra barış, hani İslam dini barış dinidir. Allah Azze ve Celle bunun içinde dedi ki müminlerden iki taife birbirlerine düşer, birbirleriyle savaşırlarsa فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا onların arasını bulun, düzeltin. Onları barıştırın. Kafirle Müslüman demedi Allah Azze ve Celle. Müminlerden iki taife birbirleriyle savaşırlarsa onların arasını bulup düzeltin. Onları barıştırın dedi Allah Azze ve Celle. Değil mi? Veya aleyhissalatü vesselam dedi ki bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi kendisi için helal değildir. Bir Müslümanın kafire küsmesi demedi. Müşriye küsmesi demedi. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine
küsmesi kendisi için 3 günden fazlası helal olmaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-Muslimu ahul Muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu insanlar, irca ehlinden olan bu kimseler, o kullanmış oldukları kelimeleri aslında hak olan, doğru olan kelimeleri yanlış yere koyuyor ve yanlış insanlar üzerinden sanki bir muamele sergiletmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok kardeşler. İslam dini hoşgörü dinidir, İslam dini kardeşlik dinidir, barış dinidir Müslümanlar için. Eğer İslam dini her yönüyle barış dini olmuş olsaydı Bedir niye oldu abiler? Bu adamlara soralım. Bedir niye vardı? Uhud niye oldu? Ahzab niye vardı? Hendek niye vardı? Hayber niye oldu abiler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı müşriklerle niye karşı karşıya geldiler? Niye onlarla savaştılar? Sa'd ibn Ebu Vakkas annesiyle niye karşı karşıya geldi? Musab bin Ümeyr kardeşiyle niye karşı karşıya geldi? Niye Mekke'den Medine'ye hicret etti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Leheb kendisine geldiğinde Abdülmuttalip nerededir diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin cehennemdedir dedi. Madem ki İslam dini her zaman böyle her şeye güzel bakar, insanların hepsi güzeldir, insanlara güzel bakmamız gerekir, İnsanların arasında hep barış olması gerekir, onlar da bizim kardeşlerimizdir. Madem ki İslam böyle bir dindir, Mekke niye vardı, Medine niye vardı, sahabe niye işkence gördü, sahabe niye savaştı, niye yurtlarından çıkardılar, niye bu kadar eziyetleri gördüler? Bunlar hepsi niye oldu? Onlar da diyemez miydi ya biz bu insanlarla iyi geçinelim, zaten Mekke'de zayıfız, bu insanlara iyi davranalım, onlar da bizdenmiş gibi bir tavır sergileyelim. Böyle bir tutum içerisine girdiler mi? Hayır. Madem ki bu adamlar irca ehlinden, bizim önümüzde bunu çok süren insanlar, sahabenin fiillerine, peygamberin fiillerine bakmazlar mı? Önceki peygamberin, önceki salihlerin fiillerine bakmazlar mı? Madem ki bu kadar çok akıllılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapamaz mıydı abiler? Ashab bunu yapamaz mıydı? Niye karşı karşıya geldiler bu müşriklerle? Niye bir vela vele bera ahkam uyguladılar? Niye müminlere dost oldular ve müşriklere düşman oldular? Müşriklere karşı buğuzlarını açıkça ilan ettiler. Mekke'de ve Medine'de bunu farklı farklı suretlerle yapmışlardı. Bunun örnekliklerini daha önceki derslerimizde açıklamıştım sizlere. Ama dediğim gibi kardeşler, onların bu sözleri aslında hangi açıdan tutarsak elimizde kalacak sözlerdir. İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dininde kardeş olmamız gerekir. Yahudilerle, Hristiyanlarla, asli müşriklerle, kafirlerle nasıl kardeş olacağız Allah aşkına? Dinlerimiz farklıyken nasıl böyle olacak? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine bakın abiler ve bu ayetler üzerine tefekkür edin. Onlar bu ayetleri okumak istemezler veya okuduklarında böyle hızlı bir şekilde geçerler. Müteşabihtir. Müteşabihtir diyebilirler. Veya aslında günümüze hitap etmiyor. Sanki tek o güne kastı gibi yorumlayabilirler. Allah Azze ve Celle dikkat edin kardeşler. İslam devletinde böyle zelil bir halde olan, sizinle savaşmayacak kimseler hakkında, ehli kitap hakkında dahi dedi ki, ayetin sonunu okuyayım sizlere. Tevbe suresinde geçiyor. Allahu alem 29. ayet olması gerekir. Ehli kitap İslam diyarlarında, İslam beldelerinde yaşayan ehli kitap için Allah Azze ve Celle dedi ki ayetin sonunda hatta yu'tul cizyete ayyedi ve hum sagirun. Onlar böyle aşağılanmış bir şekilde cizyeyi verinceye kadar, İslam devletine cizyeyi verinceye kadar onlarla savaşın dedi Allah Azze ve Celle. Normalde Allah Azze ve Celle onlarla savaşılmasını emretti kardeşler. Onlarla eğer İslam toprakları içerisinde yaşarlarsa, yaşamak isterlerse, Müslümanlarla savaşmazlarsa onlarla savaşılmaz. İslam diyarları, İslam beldesinde, İslam sınırları içerisinde, İslam devleti sınırları içerisinde yaşayabilirler değil mi ehli kitap? Nasıl yaşayabilirler? Aşağılanmış bir şekilde cizyelerini gelip verecekler abiler. Yine abiler Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle, Allahu Alem, bu da Tevbe suresi 14. ayet olması gerekir. Allah Azze ve Celle dedi ki قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ. Onlarla savaşın. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ. Allah sizin elinizle onlara, o kafirlere azap etsin dedi. وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ. Ve onları rezil rüsva etsin. Ve onlara karşı size yardım etsin. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنٍ. Ve bununla müminlerin kalbine şifa versin. Müminlerin yüreklerine su serpsin dedi Allah Azze ve Celle. Burada şunu söyleyeyim abiler. Normalde bu zikretmiş olduğum ayetler böyle şüpheleri atan insanlara karşı, İslam dini yumuşak Allah'ı emreder, her zaman barış yenidir, iyi hoşgörü hep emreder gibi söylemlerde bulunan kimselere karşı apaçık Allah Azze ve Celle'nin ayetleridir. Ama tam olarak kafirlere karşı nasıl bir muamele sergilenmesi gerekir, bunu aslında anlatmıştım sizlere daha önce diğer derslerde. Bu bir ders silsilesidir abiler. Dolayısıyla
bütün ders silsilesini beraber değerlendirmenizi, beraber dinlemenizi almanızı sizlere nasihat ederim. Bir dersi dinlerseniz, sadece bir dersin bir kesiti alırsanız belki bazı noktalar eksik kalabilir. Mesela burada şu an sonra okumuş olduğum bu ayetler belki gerçekten serttir ama kafirlere yönelik tam olarak İslam devletinde nasıl bir muamele sergilenmelidir? Küfür devletlerinde Müslümanlar maslahatlarına göre nasıl bir muamele sergilemelidir? Veya davet sırasında nasıl bir muamele sergilenmesidir? Veya onlara iyilik yapabilir miyiz? Bizimle savaşmayan, bizleri yurdumuzdan çıkarmayan insanlara karşı da savaşacak mıyız? Bunların hepsini anlatmıştım. Onun için tek tek tafsilatlarına bu derse girmiyorum. Bu ders silsilesinin hepsini beraber değerlendirin inşallah abi. Allah Azze ve Celle meseleleri dinlemeyi, güzel bir şekilde fehmetmeyi, anlamayı bizlere nasip etsin. Kardeşler, yine bu kimseler derler ki, biraz önce de söylemiş olduğum gibi şöyle şeyler de söylerler. Derler ki Allah Azze ve Celle yumuşaktır. Allah Azze ve Celle rahmet sahibidir. Er-Rahman olandır. Er-Rahim olandır. El-Gaffar olandır. El-Gafir olandır. El-Afu olandır. Bağışlayacak olandır gibi şeyleri çok fazla insanlara sarf ederler. Yani Allah Azze ve Celle'nin hep rahmet yönünü ön plana çıkarmaya çalışırlar. Böyle Allah Azze ve Celle'nin azap yönünü ön plana çıkarmazlar. Kardeşler, mümin öyle bir kimsedir ki ümit ve korku arasında yaşar. Ümit ve korku arasında yaşarız. Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasını ümit ederiz ve Allah Azze ve Celle'nin azabından da korkarız. İşte sürekli Allah Azze ve Celle'nin hep bağışlayıcı olduğu yönünü bu şekilde ortaya atanlar, sürekli bunu gündem yapanlar aslında bu tür şeyleri şeytan kendisi için büyük bir malzeme olarak kullanır. Niye? İnsanları sürekli Allah Azze ve Celle'nin affına güvendirerek insanları kandırır abiler. Allah Azze ve Celle doğrudur, affedicidir. Allah Azze ve Celle bizleri affedecektir. Hüsnü zannımızdır. Rabbimiz bizlere mağfiret edecektir. Rabbimiz bizleri affedecektir. Ama sürekli böyle irca ehlinden olan kimseler hep İslam'ın bu yönünü çok fazla ön plana çıkararak Allah Azze ve Celle'nin azap etmesi, Allah Azze ve Celle'nin kahhar olması sıfatlarını veya isimlerini bir tarafa atarlar. İnsanlara hem kendilerini aldatırlar hem de insanlardan nicelerini aldatırlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle böyle aldanmalara karşı dedi ki abi Lokman suresinde İnne va'dallahi hak. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Haktır. Fela tegurunennekumul hayatud dünya ve la yegurunennekum billahil gurur. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan da Allah'ın adı ile sizleri aldatmasın dedi Allah Azze ve Celle. Şeytan, iblis öyle lanetli bir şey ki Allah Azze ve Celle'nin affına güvendirerek bizi aldatır. İşte biz velâ vel berâ ahkamına dair konuştuğumuzda velâ vel berâ meselesi biraz sert olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin böyle insanları duyduğunda insanlar için böyle şiddetli gelecek ayetlerini insanlara okuduğumuzda veya bu minvalde hadisleri insanlara okuduğumuzda bu İslam'ın sert yönünü biraz ön plana çıkarıyor. Ama bir grup taife vardır ki rica ehlinden bazıları onlar ümit ile korku arasında ne kendi nefislerine teskin ederler ne de insanlara bu minvalde dersler yaparlar veya uyarlar, nasihatler yaparlar. Her zaman İslam'ın güzel yönünü alalım. İslam iyi bir dindir. İslam hoşgörü dinidir. Doğru, bunlar hepsi doğru. Bunlara bir şey demiyoruz abiler. Ama İslam dini sadece bu yönden oluşmaz. İslam dini sadece bu yönden oluşmaz. Allah Azze ve Celle el-Afudur, el-Rahmandır, el-Rahimdir ama el-Kahhardır. Allah Azze ve Celle'nin nimetler vermiş olduğu gibi Allah Azze ve Celle azabı da verecek insanlara. Allah Azze ve Celle'nin cenneti olmuş olduğu gibi cehennemi de var kardeşler. Azabı da var, ateşi de var. Mümin, ümit ve korku arasında yaşayan kimsedir. Dolayısıyla biz de ümit ve korku arasında yaşamalıyız. Ve tamam Allah Azze ve Celle'nin rahmetini, mağfiretini temenni edeceğiz ama Allah Azze ve Celle'nin azabından da korkacağız. Ama böyle insanlar, irca ehlinden böyle kimseler her zaman Allah Azze ve Celle'nin affedici olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin rahmet sahibi olduğunu veya İslam dininin hoşgörü dini olduğu noktasında sürekli bu minvalde konuşurlar. Bu minvalde ya dersleri yaparlar ya da nasihatlerde bulunurlar. Onlar için din sadece bundan müteşekkildir. Böyle ayetleri dediğim gibi görmezler. Hep güzel konuşalım, güzel görelim, insanlara iyi bakalım, insanlarla iyi geçinelim. Kafir biri olabilir veya Yahudi, Hristiyan olabilir. İyi bir iletişime sahip olalım. Aramızda hiçbir sıkıntı olmasın. Bizden memnun olsunlar. Yıllardır Türkiye'de de abiler bu minvalde böyle ılımlı İslam adı altında bazı kimseler çalışmalar yapmakta. Ama böyle bir din yoktur kardeşler. İslam böyle bir din değil. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin birçoğunu devre dışı bırakırlar. Allah Azze ve Celle'nin biraz önce de okumuş olduğum ayetlerini kendi aralarında okumaz. Birbirlerine karşı bu konularda nasihatlerde bulunmazlar.
Allah Azze ve Celle'nin mağfiret etmesini çok fazla gündem yaparlar ama Allah Azze ve Celle'nin azabını birbirlerine hatırlatmazlar. İslam dininin hep yumuşak bir din olduğunu, kardeşlik dini olduğundan bahsederler ama bu kardeşliğin aslında kimler arasında olması gerektiğinden bahsetmezler. Doğrudur abiler. İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini kardeşlik dinidir. Allah Azze ve Celle yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermez dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah umut ediyoruz Allah Azze ve Celle günahlarımızı bağışlayacaktır. Bizlerin Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zannıdır. Sadece günahlardan bağışlamayacağı bilmiş olduğunuz üzere şirktir. Allah Azze ve Celle şirki bağışlamaz abiler. Eğer bir insan Allah Azze ve Celle nasuh bir şekilde yönelmiş, tevbe etmişse Allah Azze ve Celle umut edilir ki onun tevbesine kabul edilir, tevbesine icabet eder ve bütün günahlarını bağışlar. Ama tevbe etmemişse dahi Allah Azze ve Celle umulur ki onun günahlarını yine bağışlar. Dilerse bağışlar, dilemezse bağışlamaz. Ama şirki kesinlikle bağışlamaz abiler. Allah Azze ve Celle nice ayette böyle söyledi. Rabbimiz dedi ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Muhakkak ki kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Ve ma'vâhum nâr ve mâ lizzâlimîne min ansâr. Böyle kimselerin barınacağı yer, uğratılacağı yer ateştir, nardır. Ve mâ lizzâlimîne min ansâr. Ve onlar için kesinlikle bir yardımcı da yoktur dedi Allah Azze ve Celle Maide suresinde. Nisa suresinde de benzer bir ayette Rabbimiz dedi ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah kesinlikle kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama şirkin dışında geriye kalanları dilemiş olduğu kimseler için bağışlar dedi Allah Azze ve Celle. Yine bu insanların bu minvalde diretmiş oldukları meselelerden bir tanesi dinde zorlama yoktur. İnsanları zorlamayalım. İnsanlar illaki bizim görüşlerimizi kabul etmek zorundalar mı? Gibi sözler söylüyorlar. Hristiyansa tamam dinini güzel bir şekilde yaşayabilir. Yahudi ise dinini güzel bir şekilde yaşayabilir. Hristiyansa veya müşrikse veya kafirse veya herhangi bir dini benimsiyorsa karışmıyorum kimseye. İslam'da zorlama yoktur. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki La ikraha fiddin. Bu ayeti de zikrederler. La ikraha fiddin dedi Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. Dinde kesinlikle zorlama yoktur. Aynı şeyleri söylüyoruz kardeşler. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. İsteyen kafir olabilir. İsteyen Hristiyan olabilir. İsteyen müşrik de olabilir. İsteyen Yahudi de olabilir. Sen kesinlikle Yahudi olamazsın. Kimseye böyle bir şey söylememişiz biz. Biri Hristiyan olmak istiyorum dediğinde kesinlikle Hristiyan olamazsın deyip zorladık mı? Kimsenin kafasına vurduk mu? Biz böyle bir şey yapmıyoruz zaten. Biz sadece Allah Azze ve Celle'nin dinini, İslam'ı onlara güzel bir şekilde aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Kimseye bu açıdan yapmış olduğunuz bir zorluk yok. Biz velâ vel berâ noktasında bu akideyi ortaya koyduğumuzda la ikraha fiddin kapsamına girmiş olmuyoruz abiler. Ama onların zanlarınca dinde zorlama yoktur. Siz insanları bu şekilde zorluyorsunuz. İnsanlara düşmanlık yapıyorsunuz. İnsanlara, kafirlere beslemiş olduğunuz buz, berâ Allah Azze ve Celle'nin bize emretmesinden dolayıdır. Ama biz onları illaki bizim dinimize girecekler, illaki Müslüman olacaklar diye zorlamıyoruz. Dinlerini yaşayabilirler. Hristiyan olabilirler, Yahudi olabilirler. Biz bu açıdan zorlamıyoruz. Aslında bu mesele daha bir tek bir başlık altında onların zikretmiş olduğu 4 veya 5 tane şüpheye cevap vermiş oldum. Böyle hepsini bir dersteymiş gibi size zikrettim. Aslında hepsi farklı farklı şüpheler. La ikraha fiddin ayrı bir şüphe. Azim Rum ifadesi ayrı bir şüphe. İslam dini yumuşak bir dindir. Kardeşi ister ayrı bir şüphe. Veya Allah yumuşaktır. Allah kullarını affedecektir. Ayrı bir şüphe. 4 tane veya 5 tane ayrı ayrı şüpheleri birbirlerine yakın olmuş olduklarından dolayı tek şüphe kapsamında zikrettim. O şüphe de İslam dini yumuşak bir dindir. İslam dini barışı, kardeşliği ister. Bu sözün, bu şüphenin değerlendirmesini bu şekilde size yapmış oldum. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri bu anlatmış olduklarımdan faydalandırmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlara eriştirsin. Velâ vel berâ ahkamını en güzel şekilde, en doğru şekilde uygulayan, tatbik eden kullarından kılsın. İfrattan ve tefritten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Rabbim bize doğruyu doğru olarak göstersin. Ona ittiba olunmakla bizleri rızıklandırsın. Batılı şerri batıl olarak, şer olarak göstersin. Ve en güzel şekilde ondan uzak duran kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.